Boyut'un hikayesinde beklentiler tamamen tersine çevriliyor. Fareler kahraman, karıncalar kral ve insanlar giderek daha da büyüyor. İnsanlar 2 metre, hatta 2 metre 40 santim olacak. Boyut önemlidir. Hemen şimdi, Evrim'de. Eğer farklı bir dünya olsa ve orada büyük yaratıklar küçük olsa ve tabii küçük yaratıklar da büyük. Aslında biz o dünyada yaşıyoruz. Hayvanların boyutları bize değişmezmiş gibi geliyor ama evrimsel zaman süreci içinde düşünürsek sürekli değişiyorlar ve sürprizlerle dolular. Dünyanın en büyük kara hayvanı günümüzde Afrika savana filidir. En büyüğünün omuz hizası 4 metre yüksekte ve ağırlığı 11 tondur. Bir de diğer uçta minik karıncalar var. Ayak altında dolaşan ve 300 tanesi 1 gram eden yaratıklar. Filler karıncalardan ağırdır, değil mi? Yanlış. Büyük kütle bir grup hayvan veya bitkinin toplamının ağırlığıdır. İnanılmaz olan bir şey ise tek bir karınca çok minik olsa bile karıncaların biyokütlesinin karadaki tüm hayvanların %20'sini oluşturmasıdır. Hatta karıncaların toplam ağırlığı fillerin 10 katıdır. Filler 3 milyon ton, karıncalar 33 milyon ton. Ağırlık, uzunluk, boy. Hiçbir şey sabit değil. Boyut değişir. Çünkü cüsse hayvanın kaderini belirleyebilir. Temel olarak boyut hayvanlar için önemlidir. Diğer organizmalarla yaşadığınız her türlü etkileşimi, yaşadığınız ortamla ilişkilerinizi etkiler. Ne kadar besine ihtiyaç duyacağınız, neler yiyeceğiniz ve sizin neyin yiyeceğini belirler. Her şey boyutlara bağlıdır. Boyutun tarihçesi sanki hiç bitmeyen bir bilim kurgu hikayesi gibidir. Kuş kadar büyük böcekler, minik tay boyutunda filler. Yalnız tek fark var. Bu hikayeler bilimsel gerçekler. Ben bir ev mamutum olsun isterdim. Fillerin akrabası olan pigme mamut, Kaliforniya açıklarındaki Channel adalarında evrimleşti. Paleontolog Larry Eggenbrod ilk kez 1994 yılında bu yetişkin ancak minik mamutları teşhis etti. Channel Adaları Milli Parkı'ndan bir telefon geldi ve bana adada büyük bir iskelet bulunduğunu söylediler. Onun bir mamut veya başka bir şey olup olmadığını belirlememi istediler. Mamutlar 1.8 milyon yıl kadar önce ortaya çıktı ve bazı türleri 4000 yıl önce bile yaşıyordu. Mamutlar günümüz fillerinden daha büyüktü. Omuz boyları 4,5 metreye kadar ulaşıyordu. Eggenbrod'un adada bulduğu şey ise tuhaf derecede küçüktü. Güney Dakota'daki Hot Springs'te Mamut Alanı Müzesi'nde Eggenbrod iki türü kıyaslıyor. İşte bu gördüğünüz bir başka mamutun bacak kemiği. Sağ arka bacak. Ancak gördüğümüz gibi çok küçük. Büyük Kolombiya mamutunun yanında minicik kalıyor. Kemiklerdeki yıpranma izlerinin incelenmesi sonucunda küçük hayvanın yavru değil, yetişkin olduğu ortaya çıktı. İlk buluntulardan ve yıllarca devam eden kazılardan sonra adada evrimleşmiş kalabalık bir pigme mamutu topluluğu olduğu ortaya çıktı. Bu adadaki mamutların omuz boyu ortalama 165 santimdir. Ana karadaki kuzenleriyle kıyaslandığında bu mamutların ağırlığı onda bir, omuz boyları da yarısı kadardı. Ve 20 bin yıl öncesine kadar orada yaşıyorlardı. Peki mamutlar neden bu kadar küçük boyutlara evrimleşti? Eggenbrod çevrenin önemli bir rol oynadığını biliyordu.
adalarda kalan hayvanlar her zaman tuhaf bir evrim süreci geçirmiştir. Pasifik Okyanusu'ndaki Galapagos Adaları'nda deniz kaplumbağaları ana karadaki akrabalarına kıyasla 3,5 kat daha büyüktür ve 320 kiloya çıkabilirler. Endonezya'nın Komodo Adası dünyanın en büyük kertenkelesine ev sahipliği yapar. 3 metre boyundaki Komodo ejderleri. Bu devler besin zincirinin tepesinde gelişir. Peki mamutlar neden küçüldü? Eigenbrod ipuçları için adanın tarihçesine baktı. Zamanla deniz seviyesinin yükseldiğini keşfetti. Bir zamanlar geniş sahillere sahip tek bir büyük adayken dik yamaçlar ve uçurumlu zirvelerle dolu 3 küçük adaya dönüştü. Hayatta kalmak için dev mamutların adanın içlerindeki dik yamaçlarda otlaması gerekiyordu. Ancak bu eylem için cüsseli olmak çok büyük bir sorundu. Kötü tasarlanmış bir arazi aracı gibi ağırlık merkezleri çok yüksekteydi. Bu türleri yamaçlarda kıyasladığım zaman ana kara mamutu sadece 20-25 derecelik eğimde dolaşabilirken pigme mamutu 35 derecelik eğimde rahat bir şekilde dolaşabiliyor. Yıllar içinde büyük mamutlar öldü. Küçükler yaşadı, çiftleşti ve daha da küçük nesiller gelişti. Sonunda sadece pigme mamutlar kaldı. Evrimsel anlamda bir uyum sağlama süreci var. Ada yüksek yamaçlardaki otlaklara ulaşabilecek daha küçük cüsseli hayvanları seçiyordu. Dünyadaki tüm hayvanlar gibi pigme mamutun boyutları karmaşık faktörlerin bir araya gelmesine dayanıyordu. Bu adadaki besin miktarı ve arazi koşulları onları normal ağırlıklarının onda birine indirdi. İnsanlar gelinceye kadar çevreye uyum sağlayıp hayatta kaldılar. Bence bu küçük yaratıklar adaya çıkan ilk insanları gördü. Adaya ulaşan ilk insanlar da kolay yakalanabilir bir et kaynağı gördü. İnsanların ayak basmadığı bir ada olmamasına üzülüyorum. 3700 yıl önce hala Wrangel Adası'nda yaşıyorlardı. Yani Mısırlıların piramitleri inşa ettiği dönemler. Eigenbrod, nesillerinin tükenmesinde insanların çok büyük bir rolü olduğunu biliyor. Bir gün mamutların dönüşünü de gene onların sağlayacağını umuyor. Bir mamut doğacaksa klonlamayı destekliyorum. Bunu yapacak teknoloji ve yeteneğe sahipsek mamutları geri getirebiliriz. Bir zamanlar sadece bir hayal olarak gördüğünüz şeyler artık gerçeğe dönüşmüş durumda. Bu fragman, araba boyutunda arıların olduğu eski bir bilim kurgu filmi tanıtımı. Ne yapıyor? Bizi buraya kapatıyor. Böcekler hiçbir zaman bu boyuta erişemedi. Ama bilimsel gerçeklerden yola çıktığımızda 260 milyon yıl önceki fosil kayıtları o dönemin böceklerini anlatıyor. Menanura, Yusufçuğun ataları, 90 santimlik kanat açıklığıyla süzülüyor. Arthroplura, 40 ayakların 2 metrelik sürüngen atası. Ve 30 santimlik dev mayıs sinekleri, bir karga boyutunda. Bu böceklerin atmosferdeki oksijen oranının yükselmesiyle bu boyutlara ulaştığı belirlendi. Şimdi de Arizona'daki bir laboratuvarda paleontolog John Vanderbrook acaba tekrar büyük bir böcek yaratabilir miyim diye çalışıyor. Burada farklı oksijen seviyelerinde böcek yetiştirerek bu faktörün gelişimlerini nasıl etkilediğine bakıyoruz. Dünyadaki en büyük böcek Güney Amerika'daki Titan bok böceğidir.
boyu 17 santimi bulabilir. Peki neden daha fazla büyüyemiyor? Günümüzdeki oksijen seviyesi yaklaşık olarak %21 ve popüler inancın aksine bu oran jeolojik çağlar içerisinde sürekli olarak değişmiştir. Böceklerin en büyük cüsseye ulaştıkları dönem, oksijen seviyeleri de en yüksek noktalarda. Peki ama neden şimdi o zamanki gibi büyüyemiyorlar? Bu görüntü nefes alıp veren bok böceğini gösteriyor. İnsanlardaki gibi akciğerli bir kapalı sistem ve oksijeni taşıyan bir damar sistemi bulunmuyor. Ama bir seri tüp, sanki açık bir havalandırma sistemi gibi dış dünyadaki havayı böceğin sert kabuğundan içeri sokuyor. Bu kamış benzeri tüplerin adı trakedir ve günümüz böceklerinin büyümesinin önünde engel teşkil eder. Böcek büyüdükçe bu trakelerin, yani solunum borularının beslemek zorunda olduğu iç hacim de bununla birlikte artar. Böceğin boyutu büyüdükçe genişleyen solunum boruları kasları sıkıştırır ve kısa sürede azami boyuta ulaşır. Çünkü bacak kasları gelişmemiş bir böcek hızlı hareket edemez ve yem olur. Van der Broek'un böcekleri günümüz atmosferinde yer alan %21'lik oksijen oranı yerine dev böceklerin yaşadığı dönemde bulunan %30'luk zengin oksijenli ortamda yaşıyor. Sonuç mu? %25 ila 30 daha büyük böcekler. Çünkü trake mevcut boyutlarında bile böceğe daha fazla oksijen taşıyabiliyor. Yeterli sayıda nesil geçtiği zaman bu zengin oksijen böceklerinin ne kadar büyüyebileceğini bilemiyoruz. Peki oksijen oranları tekrar yükselirse o eski bilim kurgu filminin fragmanı gelecekte gerçeğe dönüşebilir mi? Bunun yanıtı muhtemelen hayır. Yüksek oksijen seviyeleriyle böcekler belki daha büyük boyutlara erişebilir. Ancak bunun mümkün olması mutlaka olacağı anlamına gelmez. Başka faktörler de var. Beslenme olanağı, avcılara yem olma durumu ve diğer birçok başka çevresel faktörler de bir araya geldiğinde bir böceğin veya böcek türünün ulaşabileceği boyutları belirler. Oksijen arzı, bir hayvanın ulaşabileceği boyutu etkileyen onlarca faktörden sadece biridir. Yer çekimi gibi bazı faktörleri uzun zamandır biliyoruz ama bazı faktörler gizemini koruyor. Örneğin mavi balinanın nasıl gelmiş geçmiş en büyük yaratık olduğu. Bu hayvanın ağzı, küçük bir arabayı tek lokmada yutabilecek kadar büyüktür. Şimdi bu iki bilimci nihayet mavi balina gizeminin yanıtını bulmuş olabileceklerini düşünüyor. Şunun büyüklüğüne baksana. Hayatımda hiç böyle büyük bir şey görmedim. Evet, inanılmaz bir şey. Değişen çevre koşullarında hayatta kalmaya çalışan yaratıklar, panayırlardaki komik ayna görüntüleri gibi küçüldü veya devasa boyutlara geldi. Ancak en az bir yaşam biçimi 3.8 milyar yıldır aynı boyutta neslini sürdürüyor. Bakteriler küçük başladı ve günümüze kadar bu şekilde kaldı. Büyüklüğün daha iyi olduğu düşüncesi vardır ama aslında küçük olmak da hiç fena değildir. Bakteriler için bu aslında rakipsiz bir evrimsel başarı sayılabilir. Söylenenlere göre dünyadaki insan nesli yok olsa bakterilerin %99.9'u bunun farkına bile varmaz. Ancak eğer bakteriler dünyadan yok olsa insanoğlu birkaç saat içinde ölür. Ancak büyümek oldukça güçlü bir trend gibi gözüküyor. 1.8 milyar yıl kadar önce bazı tek hücreli yaratıklar ya kendiliğinden bölündü veya diğerleriyle bir araya gelerek ilk çok hücreli organizmalara dönüştü. Kendi dönemlerinin devleriydi ve daha büyük boyuta doğru giden bir trend başlattılar ve bu devam etti. Uygun koşulları bulduğu zaman yaşam boyutunu arttırmaya yöneliyor. Hayvanların evrim süreci içinde büyümesinin nedeni, bir hayvan türü içindeki hayvanlar birbiriyle rekabet ederken büyük olanlar hep kazanıyor ve küçükler kaybediyor. Büyükler daha çok yavru sahibi oluyor, küçükler daha az yavru yapıyor ve zamanla nispeten küçük hayvanlardan daha büyüğe doğru bir yönelim oluyor. Ve biz de bunu birçok farklı grupta izleyebiliyoruz.
Okyanus bazı hayvanların büyümesi için daha iyi bir ortam sunar. Çünkü suyun kaldırma kuvveti yer çekiminin olumsuz etkisini biraz azaltır. Ve bir deniz canlısı milyonlarca yıl içinde o kadar büyümüştür ki bilimciler tahayyül edilmesi zor boyutları nedeniyle onun nasıl hayatta kaldığını kavramakta zorlanıyor. Mavi balina. Dünyamızın gelmiş geçmiş en büyük hayvanı. Balinalar her zaman büyük değildi. Hatta ataları okyanusta bile yaşamıyordu. Balinalar ilk olarak karada gelişti. Balinaların ataları günümüz su aygırlarına yakından akraba olan bir tür köpeğe benziyordu. Ve büyük bir ihtimalle balıkla beslenmek için denize girip çıkıyorlardı. Milyonlarca yıl süregelen evrimden sonra tamamen suda yaşayan modern balinalar ortaya çıktı. Boyutları en başta günümüz yunusları kadardı. Ancak sonra gizemli bir büyüme trendine girdiler. 5 veya 7 milyon yıl kadar önce balinalar birdenbire devleşti. Boyutları hayal gücünü aştı. Neden olduğunu aslında bilmiyoruz ve hala gizemini koruyor. Balinaların neden büyüdüğü konusu bilim dünyasının yanıtını bulmadığı sorulardan biridir. Özgürlük heykeli boyunda ve neredeyse onun kadar ağır olan bu yaratıkların okyanustaki en küçük gıdalardan biriyle beslenerek nasıl hayatta kalabildiğini kimse açıklayamıyor. Balinaların daha büyük olan türleri denizde yaygın olarak bulunan ve bizim krill adını verdiğimiz küçük kabuklu hayvanlarla beslenmektedir. Jeremy Goldbogen ve Nick Pienson, Vancouver'daki British Columbia Üniversitesi'nde çalışan iki biyolog. Balinaların nasıl beslendiğinin ve nasıl bu kadar büyüdüğünün sırrını çözmüş olduklarını düşünüyorlar. Kesin olan bir önermeden yola çıkıyorlar. Balinalar beslenmek zorunda. Dev vücutsa çok yoğun bir besin ihtiyacı anlamına gelir. Bu temel bir fizik yasası. Bu kadar büyük bir cüsseniz varsa, onu beslemek için de çok fazla yiyecek tüketmeniz gerekir. Mavi balina hayatta kalmak için günde bir ton besin almalıdır. Burada yüzeyde besleniyor. Ağzını açtığı zaman bir kerede 70 ton kadar su çekiyor. Bu 30 kadar büyük jacuzziyi doldurabilir. Balina sonra bu suyu denize geri püskürtürken kriller ağzında kalıyor. Damağından aşağı doğru sarkan kıkırdakımsı balin dayanıklı bir duvar oluşturarak krilleri ağzında hapsediyor. Evrimsel süreç içinde dişlerini kaybettiler ve balin damaktan aşağı sarkık vaziyette bulunuyor. Bu basit elek mekanizması suyu filtre edip avu tutuyor. Ancak balinle olsa bile balina yüzeyde sadece 10 kilo kadar kril yakalayabilir. Bu da günde yaklaşık 100 öğün demektir ki bu imkansızdır. Bu durumda balinli balinaların günlük enerji ihtiyaçlarını karşılayamadığını düşünürsünüz. Sonuçta balinalar yeterli gıda bulamasa bu kadar büyüyemezdi. Acaba cüsseleri beslenmeleriyle ilgili olabilir miydi? Olaya yönelik bir ipucu tesadüfen ortaya çıktı. 2003 yılında Goldbogen, Scripps Oceanography ve Cascadian araştırmayla ortak bir projede balinaların şarkı söyleme davranışlarını takip etmek için onlara çeşitli kayıt cihazları yapıştırdı. Cihazlar balinaların hızını ve ne kadar derinliğe daldıklarını kaydediyordu. Ancak balinalar şarkı söylemeyince veriler bir işe yaramadı. Bu arada Goldbogen balinaların tuhaf davrandıklarını fark etti. Çok fazla aktiftiler. Detaylı bir analiz sonucunda balinaların yüzeyden 200 metre derinde beslendiğini ortaya çıkardı. Acaba balinaların başarı anahtarı bu gizli beslenme noktası mıydı? İlk kez balinaların su altında ne yaptığını görebildik. En azından bu büyüklükte balinaların. Bu verileri kullanan ekip, balinaların derin deniz beslenme mekanizmasını ilk kez detaylı olarak ortaya koydu. Balinalar önce başını aşağı çevirip ivme kazanmak için kuyruğunu birkaç kere sallar.
12 metre derinliğe eriştikten sonra balinanın akciğerleri artan su basıncı nedeniyle çöker ve yaratık kurşun bir ağırlık gibi dibe çöker. Yoğun bir kril sürüsü tespit ettikten sonra ağzını 90 derece kadar açar. Balina hızla ağzını kapatır, 30 saniyede suyu süzer ve böylece kriller balığın filtresi arkasında kalır. Yetişkin bir balina bu yakalama hamlesini 6 saniyede bitirir. Çenesini açması 3 saniye ve kapatması 3 saniye sürüyor. Hızlı çene hareketi tekniğin sadece yarısı. İkinci kısmı alt çenenin altında açılan devasa hazne. Bu aslında bizim çene altımızdaki gıdığımıza benzer bir yapı ve bu doku çenelerinden başlayıp göbek deliklerine kadar gidiyor. Araştırma her derin dalışta 4 hamle yapıldığını gösteriyor. Ve 7 dakika kadar devam ettikten sonra balinanın soluk almak için yüzeye çıkması gerekiyor. Sadece güney yarı küre okyanuslarındaki kril biyokütlesi 500 milyon ton civarındadır. İnsanların 2 katı. Ve kril dünyanın her yerinde bulunmaktadır. Bu bol miktardaki besin balinaların denizlerin devi olma sürecinde önemli bir rol oynadığı görülüyor. 200 metre derindeki yoğun kril sürüleri sayesinde her ısırıkta 10 kilo alsalar bile balinalar 4 saatte günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayabilir ve şarkı söylemek için zamanları kalır. Ekip balığın gelişimi ve hamleli beslenme tekniği nedeniyle balinaların 5 ila 7 milyon yıl önce gizemli bir şekilde aniden büyüdüklerini açıklayabileceklerini düşünüyorlar. Balinaların bu kadar büyüyebilmesinin bir nedeni suyun kaldırma kuvvetinin yer çekiminin etkisini azaltıyor olması. Ancak karada yaşamış en büyük hayvan olan sauropodların böyle bir avantajı yoktu. Ancak onlar da neredeyse balina boyutlarına ulaşmıştı. Peki onlar nasıl başardılar? Sauropodların boyunları insanların hayal bile edemeyeceği kadar uzundu. Büyüklük konusunda karadaki hiçbir hayvan sauropodlarla yarışamazdı. 200 milyon yıl kadar önce otobur bir dinozor türü olan sauropodlar dünyanın her tarafına yayılmıştı. Boyları 40 metreyi buluyordu. Neredeyse Beyaz Saray'ın boyu kadar. Kara hayvanları arasındaki tüm büyüklük rekorları ondadır. T-Rex'in saldıramayacağı kadar büyüktüler. Aslında 10-12 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında olan T-Rex'in büyük sauropodlara saldırdığına dair pek öyle fazla ipucu yok. T-Rex çok vahşi bir hayvandır ama yetişkin bir sauropoda rakip olamaz. Bu yaratıklar karada yaşamış diğer her şeyden o kadar büyüktü ki bilimciler onları yaratan koşulların da özgün olması gerektiğini düşünüyor. Sauropod'un başarısının arkasında ne yatıyordu? Bu bir Brachiosaurus. Bu hayvan 23 metre boyunda, 14 metre yüksekliğinde ve 30 ton ağırlığındadır. Evrimsel biyolog Matt Weddell yıllardır bu gizemi çözmeye çalışıyor. Böyle bir doğa ucubesinin ortaya çıkması için tüm koşulların çok uygun olması gerekiyordu. Ve kendisi ilk ipucunu dinozorların çağındaki dünyanın günümüz dünyasından çok farklı olduğunu öğrenmesiyle elde etti. Sauropodlar neredeyse farklı bir gezegende yaşamıştı. Bizimkinden mesafeli değil, zamanla ayrılan bir gezegen. Gezegeni farklı kılan şey ise atmosferiydi. Son zamanlarda yapılan fosil kayıtları analizleri, dinozorlar çağının başlangıcı olan Triyasik dönemde karbondioksit seviyesinin tarihin en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. Bunun sonucunda bitki gelişimi patlama gösterdi. Günümüzde bitkileri o günkü koşullarda yetiştirdiğimizde boyutları neredeyse ikiye katlanıyor. Daha çok karbondioksit soluyan bitki demek, otçul hayvanlar için daha çok besin demekti. Ve sauropodlardan daha iştahlı bir otçul hayvan olmamıştır.
En büyük sauropodlar için günlük gıda ihtiyacı yaklaşık olarak 1 ton bitki civarında olmalıydı. Kafaları sadece bir ısırma makinesiydi. Ancak yiyeceklerini çiğneyemiyorlardı. Çünkü dişleri bizimkiler gibi üst üste gelemiyordu. Onlar da sürekli ısırıp yutarak büyüdüler. Sauropodlar bu yüzden beslenmek için çok enerji harcamıyordu. O yüzden de otçullar potansiyel olarak etçillerden daha büyük oluyorlar. Ancak milyonlarca yıl içinde evrimleşirken büyüyen cüsseleri, giderek ağırlaşan kemiklerini destekleyecek ve hareket ettirecek devasa kaslar anlamına geliyordu. Buna hayal gücünü zorlayan boyunları da dahildi. Bu boyunlardan bazıları 12 hatta 15 metre boyundaydı. Bir hayvan bu kadar uzun bir boynu nasıl destekleyip hareket ettirebilir? Günümüzde en uzun boyun 230 santimlik uzunluğuyla tabii ki zürafaya aittir. Ancak zürafa kemikleri ağırdır ve hareketli değildir. Sauropod kemikleri yanında cüce gibi kalırlar. Evet, bu harika görünüyor. Bu bir Supersaurus boyun omuru. Dünyamızda bulunmuş olan en büyük omur kemiği. Tam 140 santim. Şimdi bunu zürafa omur kemiğiyle kıyaslayalım. Bu zürafanın boynundaki 7 kemikten biri. Bu da Supersaurus'un 15 boyun kemiğinden biri. Eğer sauropodların boyun omurları zürafa kadar yoğun olsaydı, 15 omurluk Supersaurus boynunun ağırlığı 4,5 tondan fazla gelirdi. Peki Supersaurus bu kadar devasa kemikleri aslında çelimsiz görünen kaslarla nasıl hareket ettirebiliyordu? Kemikler fosilleşip taşa dönüştüğü için orijinal ağırlıkları bilinmiyor. Ancak Weddell, Utah'taki Brigham Young Üniversitesi'ndeki bir yüksek lisans öğrencisi olan Brooks Britt'in dinozor kemiklerine tomografi yaptığını öğrendi. Britt, Weddell'a fosilleşmiş kayalar arasında ufak yapısal farkların olup olmadığını görmek için boyun kemiklerine tomografi yapılmasını önerdi. Herhalde kimse bu kadar iyi durumdaki bir diplodokus omuru taramamıştır. Tomografi sayesinde ilk kez olarak bu 145 milyon yıllık diplodokus boyun kemiğinin içi görüntülenecek. Kemik içindeki farklı yoğunluklar aslında çıplak gözle görülemez. Ancak tomografi aleti kemiklerin aslında tüy gibi hafif olduğunu ortaya çıkarıyor. Bunun içinde boşluklar var. Tıpkı araba lastikleri gibi kemikler pnömatikti. İçleri %60-70 havayla doluydu. Weddell bu kemiklerin sadece hafif olmakla kalmadığını, ayrıca kaslara doğrudan oksijen sağlama işlevini de gördüğünü düşünüyor. Günümüz kuşlarına benzer bir şekilde boyun içinde bir hava kesesi sistemi bulunuyordu. Sauropodlar bu durumda %10 daha hafif olabiliyordu. Tabii bu tür etkenler hayvanın tüm biyolojisini etkileyebilmektedir. Oksijen ihtiyacı azalır. Çok fazla ağırlığa ihtiyaç duymayınca daha hızlı büyüyebilirsiniz. İçlerinin boş olması boyun kemiklerinin güçlü olmadığı anlamına gelmez. Hava doldurulmuş boşluk tasarımı mühendislikte çok yaygındır. Spor ayakkabıları ve briketlerden inşaat vinçlerinin boyun benzeri çevrelerine kadar. Havanın yerini aldığı malzeme herhangi bir yapısal amaç taşımıyor. Büyük boynuzlu koçlar çok yüksek hızlarla çarpışır ve oldukça büyük güçler söz konusudur. Ancak boynuzları pnömatiktir. O yüzden pnömatik güçsüz anlamına gelmez. Sauropodlar bir doğa ucubesi olabilmek için her şeye sahipti. İçi boş kemikler, bol besin ve avcıları kaçıran devasa bir cüsse. Her şey onların tarafındaydı. Her yerde dinozorlar var. Büyükler, küçükler, kimileri et yiyor, kimileri ot yiyor ve her şey iyi gidiyor. Çünkü ortama çok iyi uyum sağlamış durumdalar. Ancak birdenbire kurallar değişiveriyor. 65 milyon yıl önce 100 milyon ton dinamite eşdeğer bir enerjiyle çarpan meteor, dinozorların bu hükümdarlığına ani olarak son verdi.
Çarpmanın etkisiyle ortaya çıkan ısı dalgası dünyaya yayıldı ve sıcaklığı 700 dereceye kadar çıkararak en büyük dinozorları birkaç saat içinde öldürdü. Dünya bir anda fırına dönüşmüştü. Yoğun bitki örtüsü de kaybolmuştu. Dünyadaki bütün büyük hayvanlar için bu felaket demekti. Onlar çok büyüktü ve bol gıdaya ihtiyaç duyarlarken bitkilerin çoğu da yok olmuş durumdaydı. Yani nesilleri tükendi. Diğer taraftan memeliler küçük oldukları için büyük bir avantaja sahipti. 10 kilo üstündeki her tür dünyadaki tüm yaşamın %70'i yok oldu. Dünyadaki yaşam şartları radikal bir şekilde değişmişti. Bir anda minik sıcakkanlı memeliler, kemirgenlerin ataları, başarılı olacakları bir ortama ulaştılar. Günümüzde kemirgenler Antarktika hariç her kıtada bulunmaktadır ve sayıları milyarları bulan 2000'den fazla türe sahiptir. Onların torunları, bizler dahil tüm memeliler, dünyanın her bir boşluğunu doldurmaya başladık. 65 milyon yıl önceki toplu yok oluşta yaklaşık 10 kilodan büyük olan her hayvan türünün nesli yok oldu. Gezegendeki tüm yaşamın %70'i yok olurken minik memeliler günümüz kemirgenlerinden daha küçük olan ataları kurtuldu. O dönemdeki memelilerle kıyaslandığı zaman bu bir dev sayılabilirdi. Evrimsel biyolog Felisa Smith, soropodun 200 binde biri büyüklüğünde olmasına rağmen boyut hikayesinde en az onun kadar önemli bir yaratığı inceliyor. İnanılmaz boyut değiştiren odun faresi. Odun fareleri büyük bir ihtimalle sıcaklığa en duyarlı memelilerden biridir. Kürklü kuyruğa sahip odun fareleri sıcak iklimlerde küçük, soğuk iklimlerde ise 3 kat büyük oluyorlar. Pekala, gidip onu tartalım. New Mexico'daki Sangre'de Cristo Dağları'nın güney kısmında en küçük olanlarını bulabiliyoruz. Kanada'daki kuzey kısmına gittiğiniz zaman bunların en az 3 katı büyüklükte olanlarını da bulabiliyorsunuz. Odun fareleri dünyanın en sıcak noktalarından biri olan Ölüm Vadisi'nde bile yaşayabiliyor. Kemirgenlerin atalarının meteor çarpmasında diğer her şey ölürken nasıl hayatta kaldıklarına dair ipuçları veriyor. Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 3 ay boyunca her gün ölümcül seviyenin üstünde seyrediyor. Peki ama hayvanlar bu duruma nasıl dayanabiliyor? Öncelikle gündüz uyuyup gece dolaşıyorlar. Ancak gece sıcaklığı 48 dereceyken bu pek de faydalı olamıyor, hatta ölümcül oluyor. Smith, Ölüm Vadisi'nin kızgın güneşine sayısız kere giderek odun faresinin hayatta kalma sırrını keşfetti. Hayvanlar bu devasa yuvaları inşa ediyor. Çok şaşırtıcı ama eğer yerin altında yeterince derine kadar kazabiliyorsanız sonunda yüzey sıcaklığından 20 derece daha düşük sıcaklığa sahip bir alana gelebiliyorsunuz. Ve bu çok büyük bir fark. Öyle önemli bir fark ki onların hayatta kalmalarını sağlıyor. Ölüm Vadisi'ndeki odun fareleri ve ilk memeliler için küçük olmak avantaj teşkil ediyordu. Yaşam tekrar canlanıp besin miktarı artana kadar saklanıp küçük miktarda besinlerle idare edebiliyorlardı. Memeliler zamanla evrimleşti. Leoparlardan tavşanlara ve insanlara kadar binlerce türe dönüştü. Bu türlerin 1/4'ü zamanla büyüme kaydetti. Birçok grupta zaman içindeki fosil sekanslarına bakarsanız bir tür içinde hayvanların zamanla büyüdüğünü görürsünüz. Her grup için geçerli değil ama büyük bir çoğunluk için öyle. Örneğin Kuzey Amerika'daki atların fosil kayıtları onlarca milyonlu yıl içinde büyüyen cüsseyi net olarak ortaya koyuyor. Evrimsel anlamda her zaman büyük boyut tercih sebebi oluyor. Daha kolay eş buluyorsunuz. Etçilseniz rakiplerinizle daha iyi kapışıyorsunuz. Başka türlerin leşlerini daha kolay çalıyorsunuz. Sonuçta büyük olmanın birçok avantajı var. Blair Van Valkenburg, Los Angeles Üniversitesi'nde ekoloji ve evrimsel biyoloji öğretiyor.
Geçmiş ve günümüzdeki kurtlar konusunda bir uzman olan Wolfenberg, boyutla birlikte bir risk oluştuğunu söylüyor. Et yiyen memeliler büyürken belirli bir seviyeye ulaşıyor. Bu gerçekten çok ilginç. Etçil memeliler iki gruba girmektedir ve bunu cüsseleri belirler. 20 kilonun altındaki ve üstündeki her memeli hayvanda olduğu gibi. 20 kilo üstündeki etçil memeli daha büyük avları yemek için diyetini değiştirmek zorundadır. Aksi halde çok daha sık avlanması gerekir. Bir kurdun hayatındaki bir günü düşünün. Kurt kalkıyor ve bugün fare yiyeceğim diyor. Gidiyor, avlanıyor ve fare yakalıyor. Çok güzeldi ama hala karnım aç. Bir tane daha yakalamaya gidiyor ama hala aç. Her yakaladığı fareyle elde ettiği enerjiyi bir sonrakini yakalamak için kullanıyor. Yani gidip bütün gün avlansa bile yine de doyamaz. Bu kısır döngüyü kıramayacak. Boyut, yiyecek ve onu elde etmek için harcanan enerji arasındaki denge söz konusu olunca hiçbir et yiyen kara memelisi 1100 kilodan fazla olamaz. Bu en ağır kutup ayısından 320 kilo daha ağırdır. Hayvanlar sonsuz derecede büyüyemez. Bunu etkileyen birçok faktör vardır. Hayvanların dokularını canlı tutacak seviyede oksijen alması gerekmektedir. Çok büyükseniz bu hiç kolay bir şey değildir. Hayvanların kendilerini besleyecek kadar yiyecek bulması gerekiyor. Fazla büyük olursanız ortamdaki besinler size yeterli gelmez. Ayrıca çoğu hayvanın yerde dolaşması gerekir ve fazla ağır olursanız bu ağırlığı desteklemek hiç kolay olmaz. İlkel kurt 9 milyon yıl kadar önce evrimleşti ve sonunda 65 kiloya ulaştı. Günümüz gri kurtlarının 2 katı kadar. Bu da bir süre için evrimsel başarı anlamına geldi. Ancak iklimsel değişiklikler bazı avlarını yok edince onlar da yeni koşullara uyum sağlayamadı. 100 bin yıl kadar kuzeni gri kurtlarla birlikte yaşam sürdükten sonra oldukça iştahlı olan ilkel kurdun nesli 10 bin yıl kadar önce tükendi. Et yiyen dinozorlar tabii ki çok daha büyüktü. Ancak T-Rex gibi optimum enerji kullanan bir sürüngen bile azami boy kısıtıyla karşılaştı. Dinosaurus Rex herhalde etçil olduğu için cüsse konusunda bir sınıra ulaştı. Bazı araştırmalar Tyrannosaurus Rex'in bir etçil hayvanın ulaşabileceği en uç sınır olduğunu ifade ediyor. Bazen daha fazla büyümeniz mümkün olmuyor. Peki ya insanlar? Bizler de sürekli büyüyor muyuz? Boyumuz uzuyor mu? Peki bizim bir yok olma riskimiz bulunuyor mu? Son 100 yıl içinde insanların giderek uzadığı konusu özellikle de Kuzey Amerika'da tartışma götürmez. Eğer bir sömürge dönemi evine giderseniz kapılar daha kısadır. İnsan kendini bir dev gibi hissediyor. Ancak bu evrimsel bir değişim mi yoksa beslenme farklılığından mı kaynaklanıyor bunu tam olarak bilmiyoruz. İnsan boyu da oldukça gizemli ve bu hikaye sürprizlerle dolu. Öncelikle bizler bugün aslında 50 bin yıl öncesine göre çok daha kısa boyluyuz. İster inanın ister inanmayın ama tarım bir gelişme olmadı. Dünya çapında insan boyu gelişmiş dünyada son 150 yılda artmış ve erkeklerde ortalama 1.60'dan 1.72'ye çıkarken kadınlar bundan yaklaşık 12 santim kadar kısa kalmıştır. Peki bu hızlı büyümenin gerekçesi nedir? Daha iyi besin mi? Yoksa Darwin'in seksüel seleksiyon adını verdiği eş seçme davranışlarının neden olduğu bir evrimsel trend mi? Bütün bunların bir gerekçesi olmalı. Kızlar uzun erkekleri beğeniyor. Uzun boylu erkekleri tercih ederim. Bence daha uzun boylu ve güçlü bir fiziksel görünüm çok daha çekici oluyor. Benden büyük olunca kendimi daha güvende hissediyorum. Bu çok daha çekici. Evet, bu her anlamda öyle. Eş tercihi aslında isterseniz insanların kendi tercihleri üzerinde çok derinlemesine düşünmedikleri bir şeydir. Pekala. Evrimsel fizyolog Robert Kurzban, insanların eş tercihlerini inceliyor ve hızlı randevulaşma etkinliklerinin kontrollü ortamında veri topluyor. Sadece 3 dakikanız var ve bu etkileşimde ilk izlenimler son derece önemli oluyor. Sonuçta ikinci bir izlenim şansı olmuyor. Peki neler öne çıkıyor? Hoş sohbet olmak mı? Gördüğümüz kadarıyla sohbet hiç öne çıkmıyor. Ne dedikleri hiç önemli değil. Hem de hiç. Seçimler tamamen fiziksel görünüme göre yapılıyor. Boyunun uzunluğuna bağlı yani.
Derin evrimsel güdülerin etkilediği seçimler milyonlarca yıldır devam ediyor. Erkekler beden kitle endeksi düşük kadınları arzuluyor. Zayıf olanları, kadınlar da cüsseli erkekleri tercih ediyor. İnsanlar kendilerine kısa süreli bir eş aradıkları zamanlar, tıpkı hayvanlar dünyasında alışık olduğu gibi iyi DNA anlamına gelen özelliklere bakıyor. Bir erkeğin uzun boylu olması onun kadınlar tarafından seçilme ihtimalini oldukça arttırıyor. West Point mezunları arasında yapılan bir araştırmada uzun boylu erkeklerin daha çok çocuğu olduğu belirlendi. Bunun nedeni ilerleyen yaşlarda ikinci kez evlenme oranlarının yüksekliğiydi. Dünyanın her noktasında aynı hikaye devam ediyor. Dünyanın her yerinde çöpçatanlık yapanların dikkat ettiği kriterlerden biri de erkeğin kadından daha uzun boylu olması gerektiğidir. Ve anlaşılan bu anlamda uzun boylular daha seksi sayılabilir. Biyolojik antropolog Barry Bogin, son 20 yıldır İngiltere'deki Longborough Üniversitesi'nde insanların boylarının uzaması gizemini araştırıyor. Bunu da bilinen ilk insan fosilinden başlayarak yapıyor. Şu anda elimde bulunan şey, Etiyopya'da bulunan ünlü Australopithecus afarensis fosili Lucy'nin bacak kemiğinin bir alça örneği. Lucy ve o tür oldukça kısaydı. Modern pigmelerden bile kısaydılar. Erkekleri bile 145 santim boyundaydı. Bu kemiğin burada bir yerlere gireceğini görüyorsunuzdur. Bu mütevazı başlangıçtan yola çıkan insanoğlu 50 bin yıl kadar önce ortalama 1.83 boya ulaşana kadar uzamaya devam etti. Bu daha sonra bir daha ulaşamadığımız bir zirve noktası oldu. Koşullar değişiyor ve artık erkeklerin 1.60 boya kadar indiği bir süreç görüyoruz. Peki bu trend değişimine neden olan şey neydi? Boyut hikayesinde her zaman olduğu gibi değişen koşullar etkin oldu. İnsanların beslendiği avların ölmesi onları yeni gıda kaynaklarına zorladı. İnsanlar eskisi kadar beslenemiyordu. Eskiden avlanan ve toplayıcılık yapan insanlar çöpleri arasında filizlenmeye başlayan yiyecekleri hasat etmeye başlardı. Sanırım çöpe çıkan bu yiyecekleri yiyebiliriz diye düşündüler. Sonunda tarım başlamıştı ve çok uzun bir süre bu bir felaket oldu. İster inanın ister inanmayın ama tarım bir gelişme değildi. Tarım insanların yiyecek çeşitliliğini azalttı ve bunun sonucunda besin eksikliği ve boy kısalması yaşandı. İyi besin kolay bulunmuyordu ve boy yaklaşık olarak 19. yüzyılın sonlarına kadar baskı altında kaldı. Daha iyi beslenme, gelişen temizlik koşulları ve sağlık hizmetleri boy konusundaki baskıyı kaldırdı. Hızla arayı kapattık. Şimdi gelişmiş dünyanın ortalaması erkeklerde 1.75, kadınlarda 1.63 seviyesinde. Bir rekor sayılmaz ama modern çağın en iyisi ve trend kesinlikle yukarıda. Memelilerin zaman içinde büyüme trendi. Peki o zaman devler ülkesine doğru mu gidiyoruz? Eğer bizim 200 veya 300 yıl sonrasına gitme şansımız olsa, insanoğlu büyük bir ihtimalle 2.15 hatta 2.45 boyunda olabilir. İnanması zor geliyor ama sonuçta insanlar her nesilde giderek uzuyor. Bu beslenme ve genlerle ilgili bir şey ama bu kombinasyon türümüzü de giderek daha büyük yapıyor. Ama herkes aynı fikirde değil. Acaba 2.20 veya 2.40 boyunda olacak mıyız? Hiç sanmıyorum. Sağlıklı insan boyunun da bir sınırı vardır. Bogin günümüzde 2.15 üstünde olan insanların boyla ilgili tıbbi sorunlar yaşamaya başladığını vurguluyor. Bogin'e göre sağlıklı bir ortalama erkeklerde en fazla 1.88, kadınlar içinse 1.75 civarında olacaktır. Eğer 100 yıl daha yaşarsam, geri dönüp bana haklı olup olmadığımı sorabilirsiniz. İnsanlarda ve dünyamızdaki tüm yaşamda geleceğin getireceği tüm koşullar boyutu etkileyecektir. Çiftleşme, avlanma, çevre koşulları gibi unsurlar hep etkin olacak ve boyutun evriminde çok beklenmedik, hatta inanılması çok güç olan sonuçlar yaşanacaktır.